Evet Mustafa Yıldız, dün derbi bitti ama yankıları hala devam ediyor. Biliyorsunuz Galatasaray Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe bu sonuca sevinebildi ama sağdan bir takım galip ayrıldı, sevindi. O da kim hiç kuşkusuz? Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarı. Şimdi aradaki puan farkı 5 oldu Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Beşiktaş lider, ligin bitimine de sadece 6 hafta kaldı. Hem dün derbiyi, bundan sonraki şampiyonluk yarışını ve çok az da Türk antrenörlüğünü konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Türkiye'deki belki de en renkli teknik direktörlerden biri, renkli simalardan biri, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri, odak noktasının konu Sayın Yılmaz Vural. Hocam hoş geldiniz odak noktasına. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Mustafa'cığım. Hocam şimdi dün maçı izlediniz mi efendim? İzledim, başladım. Canlı izledim. Maçı canlı izlediniz. Evet. İki takımı nasıl buldunuz? Kırılma noktaları nelerdi hocam? Yani Fenerbahçe daha iyiydi. Daha çok birçok önemli pozisyonlar buldu, değerlendiremedi. Galatasaray'ın iptal edilmiş bir golü var. Offside mi değil mi diye tartışılacak bir pozisyon. Yine ona benzer birinci devre Fenerbahçe'nin biraz offside kokan devam edilmiş bir pozisyonu var. Volkan oyunun çok kilit oyuncusu oldu. Çok önemli pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Ve ben sonradan oyundan alınmasına da anlam veremedim mesela. Veya Pereira'nın neden kazanması gerektiği bir maçta Van Persie'yi de çıkarıp Fernando ile değişiklik yaptığında onu da anlayamadım. İkisi de oynayabilirdi. Tabii ki maç öncesi bir sıkıntı olmuş. Caner'in kadroda olmak istememesi, gelmek istememesi, oynamadığı için böyle bir tepkisi olmuş galiba. Bunlar işte görüldüğü gibi insanla yapılan işte hiç düşünülmeyen şeyler. Ve Fenerbahçe takım maalesef hakikaten Galatasaray nazaran daha iyi oynadı. Daha çok pozisyon buldu ve kazanması mümkün bir maçı kazanamadı. Tabii bu bir puan ikisine de yaramadı denilebilir. Çünkü Galatasaray takımı da ilk dördün içinde olmak durumunda. Çünkü Avrupa kupalarında temsil etme hakkı alsın ki o bir cezasını ödeyebilsin. Yoksa başka günlere kalacak bu iş olur. O yüzden orada işte Galatasaray seyircisinin alakasını gördük. Her şeye rağmen takımını terk etmiyor. Bayağı bir önemli sayıda geldiler, destek verdiler. Atmosfer dışarıda iyiydi ama sahanın içerisinde oynanan futbola bakıldığında böyle önemli iki takımın hakikaten dünyaya mal olmuş derbisinde daha kaliteli bir oyun görmek isterdik. Ama maalesef bu olmadı. Ben bir tarafsız göze baktığımda futbol adına orada bir şeyler gözlemek istedim. İyi bir oyun görmek istedim ama maalesef böyle bir heyecanı yaşatamadılar. Hocam konuşmanın başında da değindiniz aslında, onu soracaktım size. Caner Erkin ilk 11'de olmadığını öğrenince hocasına tavır koydu, kampı terk etti. Belki de artık bu saatten sonra Fenerbahçe ile de ilişkisi kesilecek. Sizin de başınıza birçok böyle olay geldi. Oyuncular zaman zaman böyle tepkiler gösteriyorlar. Fenerbahçe ilişkisi kesilecek mi? Hayır, asla. Caner Türkiye'mizin çok önemli oyuncularından bir tanesi. Psikolojik olarak böyle oyuncuların zaman zaman tepkileri olmayabilir. Oturup konuşulacak. Yaptığının yanlış oldu. Profesyonel bir hata yaptıysa onun bir maddi bedeli vardır. Ceza verilecek. Ha çözümsüzlük varsa onu bilmem. Ama bu yaptığı hiç profesyonelliğe yakışır bir şey değil yani. Inter'le anlaştı dendiği için ben öyle söyledim. Yani, belki sezon sonu hani takımdan ayrılabilir o yüzden. Şüphesiz bu kadar ipleri kopardığına göre bir dayandığı bir nokta vardır galiba. Evet. Ama tabii ki Fenerbahçe'ye çok önemli hizmetleri olmuş ve Türk milli takımına önemli hizmetleri olacak olan bir oyuncunun bu tür bir davranışla Fenerbahçe'den ayrılması hiç hoş bir şey değil. Eğer hakikaten onu düşünerek davrandıysa, böyle yaptıysa bu Caner'e yakışacak bir tavır değil. Hocam siz 20'nin üzerinde takım çalıştırdınız. Son maçlarda düştünüz, son maçlarda kurtardınız. İnanılmaz gergin maçlar yaşadınız. Evet. Ama hala gülüyorsunuz, mutlusunuz. Ne mutlu size ve bize, sizin gibi ya bir Türk futbolunun altına imza atan bir teknik direktörle hem yayın yapıyoruz hem de sizin gibi değerler Türk futbolunda var. Şunu soracağım hocam. Vitor Pereira dediniz. 70. dakikada Volkan Şen'i niye çıkardı anlamadım. Daha önceki maçlarda da yine Konya maçında özellikle Volkan'ı çıkarmıştı. Yine mağlup olmuştu Fenerbahçe. Vitor Pereira'yı nasıl buluyorsun? Oyunun geneline bakıyorum. Nani çok etkili oynamıyor. Ama önemli bir isim.
Van Persie çok etkili oynamıyor ama çok önemli bir isim. Eğer futbolda geçmişe dayanılarak bir oyuncu oynatılacaksa tamam oynasınlar ama aldıkları paraya, geçmişe, isme bakılarak bir oyuncu oynayacaksa sorun yok. Ama futbol bugün nesiniz sorusuna cevap verilmesi gereken bir oyun. Onun için biraz geçmişte fazla kalınıyor. O verilen paranın veya ismin sanırım hem antrenörün hem yöneticinin hem de seyredenlerin bu konuda etkilendiğini düşünüyorum ben. Çünkü yapamıyorsan otur kardeşim, yani bu kalü bela oynayacaksın diye bir şey yok yani bu oyunu. O açıdan Fenerbahçe o yanlışın sıkıntılarını çekiyor. Geçen hafta da Van Persie'de ısrarcı olunuldu. Alın işte, bakın bu kadar istiyorsanız oynasın sonuna kadar da görün gününüzü der gibi tavrı vardı Pereira'nın. Aynen. Ben de o konuda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum kendisi. Ama bu kararsızlık, bu yanlışın devamı Fenerbahçe'ye pahalıya mal olacak. Çünkü akılda kalan Van Persie'nin veya Nani'nin Fenerbahçe nasıl şampiyon yaptı değil, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu ve kiminle olduğu da hiç önemli değil. O yüzden sanırım bu konuda Volkan'a başından beri bir performansı eşittir oynaması gerektiği takımda oynamadığı dönemler oldu. Ve hakikaten o formayı aldı. Fakat bu sefer de sürekli anlamında bir noktada yeniden tekrar dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Biraz daha sabretsin. Sanırım sezon sonuna doğru 90 dakika oynar galiba. Hocam çok kısa, fazla da zamanınızı almak istemiyorum ama biliyoruz içinizde uhdeydi 3 büyük takımı çalıştırmak. Özellikle de Fenerbahçe'yi. Hatta bir ara yıllar önce Ali Şenli dönemde kapısından bile döndünüz. Şu anki kadroyu size verseler Fenerbahçe şu an ligde neredeydi efendim? Yani bu çok varsayımlarda konuşmak olur. Türkçe'de bir laf var. Bekara kadın boşamak kolaydır diye. O yüzden yani bir teknik adam olarak olmadığınız bir işin içinde bir değerlendirme yapmak yakışmaz bize. Ama bir gün inşallah bize de nasip olursa antrenörlük nasıl yapılır gösteririz bize. İnşallah diyelim. Biz de yani isteriz açıkçası sizi daha büyük takımlarda görmek. Teşekkür ederim. Son olarak hocam, ligin bitimine 6 hafta kaldı. Siz de çalıştırdığınız takımlarda özellikle düşme potasında elinize kağıt kalemi alırdınız. Rakiplerin maçlarına, kendi maçlarınıza yanına puanlar koyardınız. Evet. Şimdi Şenol Güneş de Vitor Pereira belki bu sistemi yapıyor. Evet. Size göre şampiyon şu an tabii ki Beşiktaş avantajlı ama zor maçlar da var. Kim olacak efendim? Yani Beşiktaş takımı sezon başından beri Fenerbahçe Beşiktaş takımı maçlarını gidiyorum, canlı izliyorum. Yani Galatasaray'ında İstanbul'da ne kadar maç varsa oynanan o hafta izlemeye çalışıyorum. Aralarında bu konuda en istikrarlı, en takım oyunu oynayan, en anlaşması oyuncuların arasında mümkün olan takım o. Gözledik yani, pratikte gösterdikleri bu. Fenerbahçe takımı baştan bocaladı, sonra toparlandı. Fakat bir türlü takım tepkisi koyamıyor. Daha çok oyuncu bireyselliğiyle, oyuncu yeterliliğiyle maç kazanıyor. Çok kaliteli oyuncular var çünkü. Ve bu açıdan da sıkıntı çekiyor. Bir de Beşiktaş tabii sürekli dışarıda oynadığı için 3 yıl yani bu. Deplasman diye bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla Fenerbahçe takımı dışarıda oynadığında Saracoğlu'ndaki taraftarı yanında göremediği maçlarda sıkıntı çekiyor. Yani evinde tamam, o teşvikle hakikaten daha başarılı. Hemen hemen evinde kaybetmeyen takımlardan bir tanesi ama dışarıda da maç kazanmakta çok zorlanıyor. Yani o sesi hep arkasında görmek istiyor galiba. Maalesef deplasmanda o yok. Dolayısıyla Fenerbahçe iki yüzlü oynuyor. Yani evinde başka, dışarıda başka. Ama Beşiktaş takımı daha istikrarlı. Evinde ve dışarıda diye bir ayrım yapma şansı yoktu. Bir de son 3 maçını evinde oynamak durumunda. Yani işte gördük ki ilk maçta 40 bin içeride, 40 bin dışarıda seyirci kaldı. Yani adamı dağıtmak için dışarıdakileri polisler gaz kullanmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bir heyecan var. O yeninin getirdiği ilkin heyecanı var. Ben dikkatimi çekiyor. Mesela Konya, Antalya. O yeni stadın motivasyonuyla seyirciyi sahaya getiriyorlar. Yani geliyorlar yani. Böyle bir avantajı var ve hakikaten iyi oynanıyor. Bir sıkıntısı Beşiktaş'ın hep savunmada zorluk oldu ve ikinci dönem takımı savunmasını olduğu gibi değiştirmek durumunda kaldılar. Burada sıkıntı çektiği ortada ama çok iyi atak yapan bir takım, çok coşkulu oynayan bir takım. Fenerbahçe'de deneyimiyle getirdi, hele geçen hafta bir adım öne geçti, yeniden tekrar birkaç adım geride kaldı. Kendi elindeyken tekrar Beşiktaş'a bıraktı. Geride kaldı. Artık buradan 5 puan önde olan takım 6 tane maç kalmış. Maç ağırlıklarına bakıldığında biraz daha Fenerbahçe'ye nazaran
daha sıkıntısız takımlarla oynayacak. Daha rahat takımlarla oynayacak. Dolayısıyla bir yer İbre Beşiktaş'tan yana gözüküyor. Yani bu sır Beşiktaş 5 puan önde diye söylemiyorum. Yani ortaya koyduğu, pratikteki yaptıkları ve bugüne kadar uyguladıklarıyla kıyasladığımda daha yakın diye gözüküyor. Hocam bu sene biraz dinlendiniz. Evet. Gelecek sezon sizi yedek kulübesinde görebilecek miyiz? Ya bu sene 6 gün ancak çalışabildik Gençler Birliği'nde. Ya çok sıkılıyoruz tabii, üzülüyorum yani. İşin şey tarafı, espri tarafı bir yana, yani benim Türkiye Ligi'nde olmamam inanın benim kaybım değil yani. Futbolun kaybıdır. Çünkü bu kadar deneyimi, bu kadar bu işteki bilmişliği kullanmak gerek diye düşünüyorum. Ama tabii ki seçiciler Türkiye'de artık antrenör seçimi nasıl yapıldı? Daha dün futbolu bırakmış kardeşlerimizin bu işin içine çok çabuk girdiği ve sonradan ortaya çıkanı hep birlikte gözlüyoruz. Ve maalesef bu seçimlerin doğru yapılmadığından PTT 1. Lig'de 50 küsur hoca değişti. Ve Süper Lig'de 30'a yakın sanırım, yanlış söylemiyorsam, veya daha az olabilir belki, hoca değişikliği oluyor. Yani bu ne demektir? Bu nasıl bir seçimdir? Ya yani bu benim sorunum değil hakikaten. Bu Türk futbolunun sorunu haline geldi. Türk eğitici olan saygısızlığı, eğitici olan inançsızlığı, teknik direktörün bu hiyerarşik sıralamada aman olsun da işte mecburuz mantığıyla yaklaşımı maalesef futbolun gelişimine çok büyük sekte vuruyor. Ve uygulama ortada. Kimse oynanan oyundan memnun değil. Antrenöre ait bir takımı yok hemen hemen. Birkaç tanesi var ki onlar zaten başarılı. Yani bu açıdan bizim tabii boşta kalmamız benim adıma bireysel anlamda çok sıkıcı. Aynen. Yani hakikaten olmak istiyoruz. Olursak bir şeyler üreteceğimize inanıyoruz ama tabii zorla olmuyor bu işler. Yani. Hocam odak noktasına katıldığınız için çok teşekkürler. Ben de teşekkür. Engin yorumlarınız için de ağzınıza sağlık. Rica ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Mustafa Yıldız odak noktasının bugünkü konuğu efsane teknik direktör Yılmaz Ural'dı. O da herkese tabii ki mesajını iletti. İlerleyen sezonda, özellikle önümüzdeki sezonda yedek kulübesinde umut ediyoruz ki olacak ve Avrupalarda belki de şampiyonluk yarışında çalıştırdığı Türk takımına etkisini verecek diyelim. Bir sözü fazla uzatmayalım. Tekrar sözü merkez stüdyolarına bırakalım.